Herkese merhaba. Bu videoda ayın ilk pazartesi, ilk salı günlerini vesaire bulmaya çalışacağız. Bu bana gelen sorulardan bir tanesiydi. İşte her ayın ilk pazartesi veya ilk salı gününü nasıl bulabiliriz şeklinde şöyle yapıyoruz. Öncelikle tarih yazıyorum buraya. Her ayın birinci gününü bir yazalım. Mesela 1-1-2021. Altına 1-2-2021 yazalım. Şöyle bir şey yapıyorum. Bunların hepsini yazdım. Ayın birinci günü. Sonra gelip şu menüden bunu uzun tarih olarak göster diyorum. Gösteriyor. İşte mesela ayın birinci günü, cuma günü vesaire. Şimdi mesela Şubat ayı için pazartesi günleri bunlar. Tamam. İşte bakıyorum ilk pazartesi eğer bulmaya çalışıyorsak mesela 1 Kasım buymuş. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Gelip buraya ben bu tarihlerden bir gün çıkaracağım. Bir gün çıkartma sebebim şu. Ben buna bir ekleme yapacaksam, mesela bu 1 Ocak ayın 1'i pazartesi ise, mesela 1 Şubat burada pazartesi. Ben buna kaç ekleyeceğim? Problem olabilir. O yüzden ben bir gün öncesine alıyorum ki buna mesela en az 1 ekleyeceğim. İşte mesela şuna da 1 ekleyeceğim. Buna belki 3 ekleyeceğim vesaire. Tamam. Şimdi şöyle bir formül kullanacağız. Eşittir haftanın günü diye bir formülümüz var. Ben şuradaki tarihin haftanın hangi günü olduğunu belirtmek istiyorum. Tarih seçtim, noktalı virgül. Şurada 2'yi seçiyorum. Neden? Çünkü pazartesi ile pazar arası. Çünkü Türkiye'de pazartesi birinci gündür, pazar sonuncu gündür. Bunu seçiyorum. Üstüne çift tıklıyorum ve kapatıyorum. Evet, Perşembe haftanın dördüncü gündür Türkiye'de. İşte pazar günü yedinci gündür. Tamam. O zaman ben bu tarihe, mesela dördüncü günü, pazartesi tutturabilmek için benim mantıken kaç eklemem lazım buraya? 4 eklemem lazım ki şöyle düşünün. Şu tarih artı 4 pazartesi gününü verecek. Tamam. Aynı şekilde şunları aşağı çekiyorum. Burada da bugün pazartesi, buraya kaç eklemem lazım? 1. Burada da pazara denk geliyor. Pazartesi tutturmam için 1 eklemem gerekiyor. Burada çarşamba, buraya kaç eklemem lazım? 5 gün eklemem lazım ki bir sonraki pazartesiyi tutturabileyim. Bakın. Mantıken o zaman ne çıkıyor? Benim 8 gün, yani 8 eksi şu rakam olması lazım. Bakın mesela bu iki rakamın toplamı 8 oluyor değil mi? Mantıken. O zaman şu rakamı nasıl yapıyorum? Eşittir 8 eksi şu diyorum. Ve aşağı çektiğimde bakın bütün pazartesi günlerini yakalamış oldu. Çift tıklayarak bunu tespit ettim. Peki gayet basit bir şekilde çözdük. Yani burada bir mantık örgüsü oluşturmadım. Sadece basitçe adım adım izleyerek bunu gerçekleştirmiş olduk. Peki, şunu aşağı kadar da çekelim. Şöyle hatta şuradan da tutup aşağı kadar çekelim. Sonraki adımda şöyle bir şey yapalım. Ya ben salı gününü tutturmak istiyorsam, o zaman da 9 mu yapmam lazım? Yani şuradaki rakam 9 eksi yanındaki rakam mı olmalı? Bakalım. Salı günlerini tutturdu. Fakat şurada bir hata yaptık. Bakın görüyorsunuz 8 gün. Ayın 8'in. Halbuki ayın birinci günü problem. Yani ayın birinci gününün salı olduğunu görüyorum. 31'i pazartesi ise demek ki buraya aslında 8 değil 1 eklemesi lazım. Peki o zaman bu sorunu nasıl çözeriz? Bu sorunu şöyle çözeriz. Eğer formülle şöyle bir şey yapacağım. Ben Excel'e diyeceğim ki eğer diyeceğim işte buradaki rakam İşte mesela 7 gün çıkaracağız vesaire. Şöyle bir strateji izleyelim. Şöyle yapalım. Buraya haftanın günü diye bir başlık atalım. Haftanın günü. Mesela ben salı gününü tutturmak istiyorum. Salı yerine şunu dedik 2 yazalım. Benim burada Excel'e şunu demem lazım. Eğer ya da şuraya bir pazartesi yapalım. 1 yapalım. Bunun üzerinden basitten gidelim. Excel'e şunu soruyorum. Ben şu tarih F4 ile sabit diyorum. Eksi şu rakam diyorum. Sonuç kaç çıktı? Eksi 3. Ve bunu tabii sabitleme yaptığım için aşağı kadar çekiyorum. Yine pazartesiyi tutturdu görüyorsunuz. Ama rakam eksi. Yani aslında bir hafta önceki pazartesiyi tutturdu. Ben buraya 2 yazdığımda 2 hafta önceki yani bir hafta önceki salıyı. Yani bakın bu ayın önceki salısını tutturdu. Buraya 3 yazıyorum, 4 yazıyorum. O zaman mantıken şunu yapsam yeterlidir. Diyeceğim ki Excel'e, buradaki rakam negatif çıktı ya. Bu rakam negatif olduğu için
Ben Excel'de diyeceğim ki bu rakam eğer negatifse buna 7 ekle, değilse kendisini yaz. Basitçe. Bakın mesela buna mantıken 7 gün eklemesi lazımdı değil mi? Artı 7 yapması lazımdı. Buna da artı 7 yazması lazım ki o ayın içerisine düşsün bu tarih. O yüzden Excel'e şöyle bir formül yazıyorum. Öncelikle şu formülü kopyalıyorum ve diyorum ki başına, eğer diyorum bu rakam küçük eşittir sıfırsa o zaman bu rakam artı 7 yap. Değilse bakın kendisini seç. Tamam. Yapalım. Gerçekten oluyor mu? Bakın tutturduk. Evet. Hepsinde ayın ilk perşembesi oldu. Tamam. Mesela perşembe değil de cuma yapalım. Doğru tutturuyor mu? Bakalım anormal bir durum yok. Mesela 8. gününe denk gelmemesi lazım. Yani ayın 1 ile 5, ayın 1 ile 7 arası rakamlar olması lazım. 8 ise yanlıştır. Burada herhangi bir 8. gün var mı? Yok. Çok güzel. Hadi pazar gününde deneyelim. Bakalım burada bir pazar gününde bir problem çıkacak mı? Bakın ayın günleri 1 ile 7 arası oldu. 8 olsaydı problem olacaktı. Peki bunu yaptıktan sonra şöyle yapalım. Ben buraya 7 yazmak yerine İşte pazartesi salı yazayım ki sonuç ona göre değişsin. Şöyle yapalım. Ben şuradaki rakamı alıp şöyle başka bir köşeye koyuyorum. Koydum. Ve buraya da mesela pazartesi yazdım. Ben buraya pazartesi yazdığım anda buraya bir yazmasını istiyorum ki pazartesileri de yazsın. Ben buraya salı yazdığım anda buraya iki yazmasını istiyorum vesaire. Onu da boş bir yerde yapalım veya başka bir sayfada yapalım. Şöyle yapıyorum. Buraya pazartesi yazıyorum. Ve kenarından tutup aşağı çekiyorum. Cuma'ya, pazara kadar. Evet. Sonra da bu rakamı üzerine geliyor. Daha doğrusu şurada salı yazıyor şu anda. Geliyorum. Bunun üzerindeki veri menüsünden şurada veri doğrulamaya tıklıyorum ve diyorum ki buradaki verileri listeden al. Listemin kaynağı neresi? Şuradaki pazartesiden pazara kadar olan günler. Tamam. Bakın bu bir combo box'a dönüştü ve bakın pazartesi salıyı kendiniz seçebiliyorsunuz. Şimdi bu rakamı buraya bağlamak için şöyle bir formül kullanıyorum. Eşittir kaçıncı formülünü kullanıyorum? Aranan değer ne? İşte şuradaki rakam. Noktalı virgül. Aranan dizi ne? Burası. Noktalı virgül. Eşleşme nasıl olacak? Tam eşleşme. Parantezi kapatıp enter'a basıyorum. Bakın. Cuma'ya 5 yazdım. Ben buradan pazartesi seçtim de bakın. Buraya 1 yazıyor. Doğru pazartesi günlerini seçiyor. Buradan salıyı seçiyorum. Doğal olarak salı yapıyor. Evet. Bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu videoyu ben daha doğrusu bu dosyayı indirebilmeniz için linki aşağıya koyuyorum. Hemen alttaki açıklama bölümüne koyacağım. İzlediğiniz için teşekkürler. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Ayrıca beğenme butonuna da basmanızı rica ederiz. Online eğitimlerimizi satın almak isterseniz bu videonun hemen altında yer alan linke tıklayarak satın alabilirsiniz. Online eğitimlerimiz sırasıyla şöyledir. Excel eğitimi, Excel Makro, Microsoft Word, Microsoft Outlook, PowerPoint, şirket değerleme, finans matematiği, business plan, iş hayatında stratejik planlama ve analitik çözüm üretme, iş hayatında Excel, Power Query, İngilizce Excel eğitimi ve şirket değerleme ve finansal strateji geliştirme eğitimi. Bir eğitim satın alana ikinci eğitim ücretsizdir.